Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda meslektaş bir konuğumuz var aslında. Kendisiyle benzer bir şey yapıyoruz. Dijital medyayı çok iyi kullanan, uluslararası anlamda çok iyi işler yapan bir firma kırmadı bizi. Geldi onunla birlikte neler yaptığını konuşacağız. Gilnet şirketinin ismi. Kendisi de Mikinteci Muhammed El Emir. Welcome. Thank you very much. Arkadaşımız Muhammed de sizler için röportajımızın çevirisini yapacak bizle beraber. Hemen konumuza başlayalım. İlk önce biraz kendisini tanımak istiyorum. Çünkü gerçekten macera dolu bir hayatı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de neler yapıyor? Nasıl başladı bu serüven? Bu işleri yapmaya nasıl başladı? Oradan başlayalım, sonra şirketle ilgili, Gilnet'le ilgili sorular soracağım. Okay, at first he wants to know about you, yourself, and about how you started the Gilnet. After all about you told, you can talk about the Gilnet. So the first thing is you. Tell me about yourself, about the Turkey adventure. Öncelikle beni bu davete, programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İsmim Mekaniçi Muhammed El Emin, 24 yaşındayım. Cezayirli bir girişimciyim ve bu arada Cezayir Afrika'nın en büyük, en geniş ülkesi. Bunu da söylemek isterim. Gilnet içerik üretim firmasının kurucusuyum. Gilnet ilk kurduğumuzda aslında Gilnet bir firma değildi. İsmi dahi yoktu. Üç arkadaştık. Üç arkadaş gece gündüz içerik üreterek bunu kurduk. Bunu kurduktan sonra bir gün bir videomuzun viral olmasıyla beraber popüler olduk. Ve bu popülerlikten sonra Gilnet'in nasıl bir kuruluş olacağına karar vermemiz gerekti. Başka firmalarla mı çalışacaktık, başka firmalar için mi içerik üretecektik, yoksa kendi yolumuzla mı devam edecektik? Biz kendi yolumuzla devam etmeyi seçtik. Bir ahtapot gibi olmak istedik söz yerindeyse. Bizim amacımız insanların kötü bir gün geçirdikten sonra, kötü bir deneyim yaşadıktan sonra gün içerisinde telefonlarını açtıklarında YouTube gibi yerlerde bizim videolarımızı görmesi ve videodan sonra yüzlerinde mutluluk belirmesini istedik. Ve Gilnet'in kuruluş hikayesi bu şekilde gerçekleşti. Bu şekilde Gilnet'in kurulumunu sağladık. İlk kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı? Size ilham kaynağı olan, bu fikri ortaya çıkaran gelişme neydi? İlk fikir 2016 yılında ortaya çıktı. Ben bir şeyler yapmak istiyordum. Bir şeyler yapmak için arayışlarda bulunuyordum. Bu sırada YouTube'u izlemeye başladım. Steve Jobs'ın bir sözü vardır. İlk onu gördüm YouTube'da. Stanford Üniversitesi'nde söylemişti. Orada bir konuşmacıydı. Konuşmacı olduğu sırada insanlara sadece bakmaya devam edin dedi. İleriye bakmaya devam edin ve ileride neler olduğunu, neler yapabileceğinizi ve neler üretebileceğinizi düşünün. Ben bunu merak ettim ve bundan sonra YouTube'da devam ettiğimde TEDx konuşmacısı, ünlü konuşmacı Zach King'in videosunu gördüm. Zach King videosunda internette ne kadar içerik üretebileceğimizi, nasıl kolay yoldan içerik üretip de insanlara yardım edebileceğimizi ve laptopumuzu sırtımıza alıp da dünyayı gezmeye çıktığımızda aslında kazanabileceğimizi bahsetti. Özgürlükten bahsetti ve ben burada dikkatimi çekti. Bu konuşmalar benim ve ben buna yoğunlaştım. Videoları editlemeye başladığımda tek başıma kendi kendime öğrendim editlemenin ne olduğunu. Bunu iki insanı etkilemek amacıyla kullandım. İki insanı daha yanıma çektim. Fakat bu yanıma çektiğim insanlar zamanlarından ve işlerinden fedakarlık yapmadılar. Benimle beraber çalışamayacaklarını söylediler. Bundan sonrasında mükemmel ortaklar olan Halil ve Feras'ı buldum. Halil ve Feras benim mükemmel ortaklarım çünkü onlarla beraber 3 yıl boyunca bu işi yaptık. Bu işte bir sürü hata yaptık. Hata yaptıktan sonra sürekli devam ettik. Hiçbir zaman bırakmadık. Sürekli kötü sonuçlar almaya başladık. Video editlemelerinde, içerik üretimlerinde. Fakat sonunda bir gün başardık. İstediğimiz sonuca ulaştık. Bunu firma olarak yapmamız gerekiyordu. Bir firma kurmamız gerekiyordu. Çünkü bazı başarılara ulaşmıştık en sonunda. Bundan sonra firmanın isminin ne olması gerektiğini düşündük. Beraber düşündüğümüzde 6-7 ayımızı buldu. Çünkü mükemmel ismi aradık. Hiçbir zaman için aceleye getirmedik. Ve bir arkadaşım bize Gilnet ismini önerdi. Biz firmayı kurduktan 6-7 ay sonra oluştu firmanın ismi. Gilnet isminin anlamı da şudur. Arapçada Gil'den kelimesinden ve Fransızca'da generation, İngilizce'deki gibi generation kelimesinden türüyor. Aslında gelişme demek. Net de internet kısmından geliyor. Çünkü bizim yaptığımız şey diğerlerinden farklıydı. 2016'da başlamış bir şeydi. Ve bundan kaynaklı olarak internetin gelişimi koyduk bunun ismini. Ve bu şekilde Gilnet'in doğuşu, firmamızın isminin doğuşu oldu. Peki içeriklerin genel anlamda konusu ne?
Neyle ilgili içerikler? İlk başta kategori olarak ayırdık biz. Bu kategorilerde üretiyoruz. Ürettiğimizde insanların kötü durumlarında karşılaşabilecekleri, başlarına gelebilecek şeyleri gerçek hayattan ve gerçek hikayeler olarak ortaya çıkartıyoruz. Bunları eğlenceli bir hale getiriyoruz. Bazı zamanlarda insanların kötü durumları olabiliyor gün içerisinde veya hayatlarında karşılaştıkları. Bu insanların kötü durumlarını eğlenceli hale getirerek hikayeleştirip oluşturuyoruz aslında bizler içeriklerimizi. Hayvanlar olabiliyor, birçok hayvan belgesel türünde veya televizyonda çıkıyor, gösteriliyor hayvan türleri. Fakat biz bunları daha çok kendi içeriğimiz olarak kullanabiliyoruz. Bunlar üzerinden veya tarihi olaylar üzerinden oluşturabiliyoruz içeriklerimizi. Bir içeriğimiz var, şu anda ürettiğimiz ve 10 milyonun üzerinde beğenen ve izlenen alan. Bu hikayeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu çocuğun hikayesi, bir çocuk Amerika'ya geliyor ve Amerika'da iş arıyor. İş başvurusuna gidiyor fakat gitmesi, yürümesi gereken yol 25 kilometre. Bu 25 kilometreyi yürümek için gecenin bir saati kalkıp da o yolu gitmek zorunda, gitmeye başlamak zorunda çünkü bu yol bitmeyecek. Bundan dolayı o çocuk 25 kilometreyi yürüyor o iş başvurusuna gitmek için. Yürüdüğünde iş sahibi bu durumu takdir edip 25 kilometre yürüdüğünü öğrendikten sonra kendi arabasını veriyor çocuğa. Kendi arabasını veriyor ki hem onun hevesine ortak olsun hem de işe alıyor. Bu noktada çocuğun normalde ilk başta baktığınızda bir arabası yok. O yolu gitmesi için hiçbir neden yok. Hani gitmemesi gerekiyor. Fakat kendisi bu yolu, kendi yolunu kendisi çiziyor. Yani olmayacak durumu başarıyor ve başardıktan sonra da isteğine kavuşuyor aslında. Onun isteği işti ve işe sahip oldu. Biz bu gibi gerçek hikayeleri, gerçek konuları ortaya çıkartıyoruz ve bu gibi durumları paylaşıyoruz kendi içeriklerimizde Gnet olarak. Ve amacımız her zaman için gerçek kişilerin yaşadıkları gerçek olayları aslında hikayeleştirip insanlara kavuşturmak. Şimdi birçok kişi YouTube'a video yapmak istiyor, YouTube'dan para kazanmak istiyor ama sanki biraz geç kalmış gibiler. Ne diyorsun bu konuda? Hikayenin size kısasını anlatacağım. Aslında ben Cezayir'deyken genç bir tane çocuk tanıdım, Hamza adında. Çok zeki bir çocuktu ve bir gün beni ofisine çağırdı. Ofisine, odasına gittiğimde ne yapmak istediğini sordum, ona neler yapabilirsin dedim. Bana YouTuber olmak istediğini söyledi. Ve şu anda oldu da kendisi. YouTube'da genelde %75'i YouTuber olmak isteyenlerin 7 ve 16 yaş aralığında çocuklar oluyor. Bu çocukların birçoğu başarılı olamıyor. Bu çocuklar başarılı olamadığı gibi büyük firmalar da YouTube'larda bundan önce 2 yıl, 3 yıl harcıyorlardı ve bu 2-3 yılın sonunda 3000 tane takipçi, 3000 tane izleyen elde ediyorlardı. Bunun için çok büyük firmalar zaman harcadı. Ama şu anda baktığınızda yeni girmiş sektöre bir çocuk bir ayda 1 milyon takipçiye, 1 milyon izleyiciye ulaşabiliyor. Firma ve aynı zamanda YouTube kendini çok geliştirdi ve son aylarda çıkan bu, son zamanlarda oluşan bu artış büyük bir değişim oldu. YouTube uzun bir yol değil, sizin düşündüğünüz gibi. Hani başladığınızda 4 ayınızı, 5 ayınızı, yıllarınızı alacak bir prosedür içermiyor içerisinde. Ama bazı insanlar çok kötü yaralar alabiliyor bunlardan. YouTube'da çektikleri videolar yüzünden kendileri yemek yemeyi dahi, yemek yerken bile hayatlarından vazgeçebiliyorlar. Bir daha hiçbir zaman çekmek istemiyorlar yaşadıkları kötü deneyimler sonucunda ve kendilerini bırakabiliyorlar. Ama sakın bırakmayın. 1-2 video ile olabilecek bir şey değil bu. Eğer YouTube'da başarılı olmak istiyorsanız sürekli yeni içerikler, yeni düşünceler, yeni fikirler geliştirin. Bu 1-2 video ile olacak gibi değil, dediğim gibi birçok video ile olacak. Hiç vazgeçmeyin. Belki aydan aya onar onar artacak takipçileriniz. Belki de bir ayda 100 bin takipçiye ulaşabileceksiniz. Bu sizin ürettiğiniz içeriğe, içeriğin farklılığına, çeşidine ve içeriğe insanların ne kadar değer verebileceğine göre değişir. YouTube bir arena insanların girdiği. Bu arenada kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Kimse birbirinin arkasını kollamıyor. Ama buraya girdiğinizde sizin düşünmeniz ve yapmanız gereken aslında kendinizi fark ettirmek. Bu farkındalığı yaratmak için sizler yeni şeyler üretmelisiniz, yeni düşünceler elde etmelisiniz ve sakın durmamalısınız. Kesinlikle durmamalısınız. Sürekli içerik üretip siz belki bir yılda, belki iki ayda, belki 3 yılda değişeceksiniz, 3 yılda fark edileceksiniz. Bunun süresi belli değil ama siz YouTube'da bir şey paylaşmayı bıraktığınız anda vazgeçmiş olursunuz ve hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız. Sizlerin başarıya ulaşması için gereken şey içinizdeki heves ve bu hevesin hiçbir zaman kırılmamasıdır. Son olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum.
buraya kadar kendisini yorduk. Bize çok değerli vaktini ayırdı. Son olarak eklemek istediği bir şey olur mu? Öncelikle o memnuniyet bana ait. Son olarak eklemek istediğim tek bir şey var. Katılmak isteyen, bu işe girmek isteyen, bu işe adım atmak isteyen insanlara söylemek istiyorum bunu. Şimdi başlamak yarından daha iyidir. Öncelikle şimdi başlamanız gerekiyor. Şimdi başladığınızda hayattaki her şeyin bir bedeli olduğunu düşünün. Bazen zaman, bazen para, bazen de farklı bir şey olur ama her şeyin bir bedeli vardır. Çalışırken harcadığınız zamanları düşünün. Çalışırken bu iş için ne kadar emek harcadığınızı, neler feda ettiğinizi düşünün ve bunu düşünürken sadece gülümseyin. Çünkü şimdi başlarsanız ileride bir yerlere gelebilirsiniz. Ama ileride başlamayı unutun. Şimdi yapın. Şimdi başlamak yarından daha iyi. Thank you very much. Thank you very much. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten içerik çok kıymetli. Çünkü hepimiz bir şekilde telefonlarla sürekli bir şeyler izliyoruz. 7'den 70'e hem de artık ve bu izleyici sayısı gitgide artacak. Gelecek zamanlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Çok keyifli bir sohbetti. Meslektaşımız bir içerik ücretsiz, uluslararası çok kıymetli söyledikleri. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.